Kanlı Ay'dan geriye kalanlar. Enkazı görüyorsunuz. Ağırlıklı olarak elemanlar. Bu tareti burada bırakalım mı ya? Bence bu tareti burada bırakalım abi. Ama 35'i burada mı deflerim bilmiyorum. Enkazı görüyorsunuz. Şöyle ben size bir ortalığı göstereyim. Adamlar burayı ne hale getirdi. Bak şuralar özellikle diken metal doluydu. Buraların içinden geçtiler. Aşağı zemine vurdular özellikle. Bu alttaki zemine gerçekten baya baya fazla çalıştılar. Hatta Oy. Nerelere saptım öyle. Hatta şu duvarları bile yıplattılar diyebilirim. Bir de hiç beklemediğimiz yerden geldiler. Hatırlıyor musunuz? Yasin'im teşekkür ederim balım iyi yayınlar dileğin için. Kardeşim ne zaman müsait olursun Hearts of Iron 4 için? Seninle Hearts of Iron için sabırsızlanıyorum çünkü. Buradan geldiler de hatırlıyor musunuz? Buradan mı geldiler? Aynen buradan geldiler abi. Buradan geldiler, aşağıyı mahvettiler. Ya buraya bayağı sağlam saldırdılar. Evdeyim ne zaman dersen. Bir saate müsait olur musun peki? Şurayı toparladıktan hemen sonrasına. Buraları falan enkaza çevirdiler. Normalde burada bu kadar moloz yığını yoktu ha. Adamlar vura vura yıktıklarından dolayı etrafta böyle moloz yığınları birikti yani. Acayip mahvettiler ortalığı. Bir de hatırlarsınız bu elemanlarla beraber Horde da geldi dalmaya. Bu ölmedi bu arada. Müptezel galiba. Kafası patladı hala tınmadı. Ben gideyim eve bir tane seviye 3 keskin nişancı tüfeği yapayım da kendime geleyim ya. Şimdi lootları alacağız. Eve götüreceğiz. Ama öncesinde motora yerleşmemiz lazım. Bir de size savaşın zorluğunu şöyle ifade edeyim. Magnum mermim tükendi lan. Vallahi magnum mermim tükendi. Onurcuğum selamlar. Çok teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın. Yasin ne işte meşgul? Kendisi arzu ederse cevap versin balım ya. Kılıç yok oyunda dostum. Kılıç yok maalesef. Kılıç ben var biliyordum da bu tavla kılıç modülüymüş. Bıçağına takabildiğim bir modül. Hani ben de çok arzu ettim böyle bir çat çat şey yapayım diye de maalesef o öyle istemiyormuş ya. Ya bir kılıç olsa çok keyifli olur diye ben de öyle düşündüm ama kılıç yok. Balta var, epik bir şey göstereyim. Sonra bakarız balım. Şimdi şey yapmayayım. Altta bakmayayım, sıkıntı olmasın oyuna. Şu mermileri şöyle bir koyalım. Normal kullandığımız mermiler buraya. Silahların hepsini tamir edeyim mi? Etmeyeceğim. Nişancı tüfeğini değiştireceğim muhtemelen. Silah tamiratı şimdilik bir dursun. Benzin bidonunu da al koy şuraya. Şimdi buraya neleri koyalım biliyor musunuz? Buraya silah parçalarını falan koyalım. Silah parçaları... Efendime söyleyeyim diğer yedek silahlar. Ben ortalığın içinden geçtiğim için bir yere gidemiyorum da. Çift taraflı böyle. Oo, çift taraflı balta mı var? Adı ne kanka? Çelik balta. Gimli'nin baltası gibi. Ama dövme çelik istiyor kral. Yani elimde çelik parçası var da dövme çelik istiyor. Ben dövme çeliği nereden bulayım ana? Dövme çelik satın aldık gerçi bir yerden de. Üretemezsin kolay kolay. Sağlık olsun. Klonoz, bu arada nickini yanlış okuyorsam kusura bakma. Orta Dünya ekibi nasıl? Keyifleri yerinde mi? Uzun zamandır uğrayamadım yayınlarına. Ya kendilerine de çok büyük bir şey besliyorum, sempati besliyorum. Zaten arkadaşız diyebilirim sanırım ya. Hem yayınlarını hem kendilerini çok seviyorum kişilik olarak, içerik olarak. Çok çok iyiler. Keyifleri yerindedir umarım ya. Böyle selamlaşamayalı uzun zaman olunca merak ettim. Ama sağlam vuruyor. Süper, süper. Tüccardan daha dövme çelikleri alayım mı? Aa, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Sevgimiz karşılıklı. Dikiş de bir sağlık materyali yerine geçiyor. Bunları ben bir gideyim arabaya yerleştireyim. Şimdi elimizde para var arkadaşlar. Gidip dövme çeliklerin tamamını almalı mıyız sizce? Gidip alalım madem tüccardan ya. Bu yayın birazcık 7 Days to Die için taşınma yayını. Ekipman götürmece, işte ekipmanları yerleştirmece.
Ana evi görüp ana evi güçlendirmece. Bu yayın birazcık farm yayını sevgili arkadaşlar. Normalde ben bütün bu işlemleri yayın dışı hallediyordum. Ama yayında sohbet ede yaparsak daha keyifli olur diye düşündüm. Hem arada zombi de avlarız. Yeni sniper tüfeğini de deneriz. Elimizde baya baya bir silah oldu bu arada. Yani o silah kıtlığı hafiften giderildi gibi. Şu taretleri çok kullanmıyorum ben. O taretler bir parça problem. Bir de elimde fazladan silah var. O silahları da çok kullanmıyorum. Silahları tek bir noktaya mı hizalasak acaba şöyle? AK'leri yukarı hizalayalım. Şuraya da sağlık malzemelerini koyalım. Ölümsüz sayılırsın başarımı kazandım bu arada sevgili arkadaşlar. Ölümsüz sayılırsın başarımı. Hadi hayırlısı. Bir malzeme daha alıyor burası. Abi eve tek de götüremeyebilirim bunları ya. Muhtemelen böyle bir tur daha gel git yapmak gerekecek. Dikenler orama burama batıyor bu arada. Hachiko selamlar, hoş geldin. Evet evet evet, yayına çık, yayına çık efendim. Bu arada sevgili babuşlar, sizlere şöyle bir duyuruda bulunayım. Arada bir sesim çıkmıyor ama. Sizlere şöyle bir duyuruda bulunayım. Bundan böyle YouTube kanallarına günde 3 video gelecek şekilde ayarlayacağım. Aşağı yukarı bütün kanallara günde 3 video atmaya çalışacağım. Yani normalde 5 de 6 idi. Neden 3'e düşürüyorsun? Çünkü YouTube bildirim atmıyor 3 videodan üstüne. Ve YouTube'un bildirim atmaması açıkçası bana bir parça dokunuyor. Ya çünkü ürettiğim içerikten insanların haberi olmuyor. Kanala gelip göz atmaları gerekiyor. Ki zaten göz atıyorlar. Hiçbir konuda hiçbir sıkıntımız yok bu arada. Bu söylediklerim yanlış anlaşılma olarak algılanmasın. Sadece ben bildirim gitmesini ve insanların içerikten haberdar olmasını istiyorum, bilginize. Ha, baktık yetişmiyor. Dövme çelik alacağım, tamam. Dövme çelik alacağım. Baktık içerik yetişmiyor. Hani gerçekten çok geride kalıyor YouTube'la live. Bir kanal daha açarız babacığım. Bir kanal daha açarız. Oradan paylaşırız bazı serileri. Hiç sıkıntı yok. Ben 4 kanalı da 5 kanalı da idare edebilecek güçteyim. Hem mental olarak hem şey olarak buna uygunum yani. Abi buraya kesinlikle bir daha gel git yapmamız gerekecek. Şu malzemeleri bir alalım. Zeşken malzemelerin tamamını alabilsem. Ama alamıyorum değil mi? Şimdi bana 2 birimlik bir yer lazım. 2 birimlik yeri ne yaparız? Bunu buraya koyarız. Tareti nasıl olsa burada bırakma niyetindeyim. Bir saniye. Şu taret mermilerini ver bana. Tareti burada bırakacağım büyük ihtimalle ya. Çünkü taretle alakalı benim pek bir işim yok. Şu an taşınıyoruz sevgili arkadaşlar. Yani daha doğrusu felaketi atlattık. Atlattığımız felaketten eve doğru dönüyoruz. Dostum çok teşekkür ederim ama moderatöre ihtiyacım yok ya. O kanalın adı da Samet Güngör Live 2 olsun. Yok, kanal ismi var aklımda. Sıkıntı yok. Tamam, şu dövme çelikle dövme demiri buraya doğru getir. Şuradan son kalan iki parçayı da al. Ana loot'u burada bıraktık gibi oldu ama olacak o kadar. Artık buraya bir tur daha geleceğiz mecbur. Sonrasında dediğim gibi eve çimentolarla böyle bir yatırım yapacağım. Evi üreceğim. Motorla seyahat zamanı. Ay Yasin, bu arada bende gece görüş kamerası var, biliyor muydun? Artık gece görüş dürbünü aldım. Ve çalışıyormuş. Oyun normalde bu çalışmıyor diyordu. Gece görüş kamerası. Gözlük muhtemelen çalışmıyor diyordu ama çalışıyor ilginç bir şekilde. Ve ağzımda da prom, gözümde gece gözlüğüm, gece görüş dürbünüm. Her şey için hazırlıklıyım efendim. Şu botumu bir tamir edeyim mi? Botla eldiveni. Botla eldiveni bir tamir etmek lazım. Ama bunları onaracak yerim yok envanterde, neyse. Tamir ederiz her geç ya. Şimdi buradan evin yolunu bir tutalım. Bizim ev dediğimiz yer de eşeğin örekesin daha. Hiç öyle rahat bir yerde zannetme. Ve Anıl 19. ayını kutlamış. Merhabalar Samet'im, iyi yayınlar. Nice 19 aylara demiş. Anıl'ım çok çok teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Çok sağ ol, eyvallah. Aynen öyle, gece görüşüm var ama harita zaten yeterince parlak olduğu için pek sıkıntı yaşamıyoruz ya.
Şimdi arkadaşlar size potansiyel problemlerden bahsedeyim. Potansiyel problemlerimiz şöyle. Artık gün 29 oldu. Günün 29 olmasıyla beraber haritada karşılaşacağımız zombiler bir parça daha epikleşecek. Ulan 1 gram yerim yok be. Ya şuraya girmeyi çok isterim de 1 gram yerim yok ya. Haritada karşılaştığımız zombiler artık böyle bir parça daha sert hale gelmeye başlayacaklar. Yani birazcık daha mermi tüketeceğimiz ve can sıkacak duruma erişecek zombiler artık karşımızda. Bir parça daha zorlu olacak hayatta kalma. Bununla beraber daha haritada gezmediğimiz çok fazla yer var. Tüccara gitmedim farkındayım. En olmadı tekrar dönüşte alırım çelikleri, sıkıntı yok. Maden olayına hiç girmedim. Tarlaya hiç girmedim. Belki böyle bir tarla tapan çalışabiliriz. Abi arada experience'lardan da faydalanalım değil mi? Öldü mü o? Yat aşağı. Buna bir 8x takılır ya. Bu 8x'e uygun gibi. Kanlay geçen yayındı arkadaşlar. Kanlay geçen yayındı. Arzuya'dan yayın tekrarına anında bakabilir. Arzuya'dan Samet Güngör Live'dan takip edebilir. Kesinlikle bir 8x dürbün işe yarar ya. Yolda giderken gidenleri temizliyorum ki horde olarak bunlar toplanmasınlar ya. Eve gittiğimizde çok fazla horde geliyor etrafımıza. Oyunda köpek var, evet. 3 çeşit köpek var. Biri böyle normal saldırgan kurtlar. Diğeri mutant köpekler. Mutant ve zombiye dönüşmüş ki inanılmaz çirkinler ve çok aşırı hızlılar. Çok da gürültülüler. Bir diğeri de devasa bir şey var. Kurt boss'u var. Kurt, ayı, yaban domuzu. Bu tarz bosslar var oyunda. Yani yabani hayvanlar olarak. Evet, yayın tekrarı sadece abonelere özel. Ama dilersen dediğim gibi YouTube kanalımızdan bütün seriyi seyredebiliyorsun baştan sona. Birinci günden bugüne kadar. Hepsi var. Böyle ıssız yerde zombilerin bulunması pek hoş değil ya. Yani yollara adamlar şey yapmış, yollara zamp gibi yapışmış. Yollara tutunmuşlar. Ve deli divane benzin tüketiyoruz şu an. Gerçi olsun, tüketelim ya. Benzin ihtiyacını er geç karşılarız, hiç sıkıntı olmaz. Elimdeki bir sniper tüfeği olduğu için elbette. Evet, kontrollü bir kaybettiğim, sıkıntı yok. Elimdeki sniper tüfeği olduğu için genellikle tek atıyorum. Az önceki uyarı atışıydı. Buralar benim daha önce kullandığım yollar mı? Aynen, kullandığım yollar. Eve ana yoldan gitmeye kalksan dünyanın zahmeti. Hiç ana yoldan gitmeye çalışmayacağım. Dağ bayır gideceğim ya. Şu an bu arada üzerimde en ufak bir tane loot'u alacak yerim yok. XP kat sayısını normalde olması lazım. Azaltmadım diye biliyorum. Evdekiler iyi uyanmıyor sniper sesine. Herhangi bir mod kullanmıyorum dostum. Şey yani komple vanilla. Normal oyunun zorluk derecesi neyse. Hoş geldin egoist, hoş geldin dostum. O uyarı atışıydı bu arada, evet, o uyarı atışıydı. Ya normal oyunun zorluğu neyse şu an benimki de o. Tecrübe çarpanını ya da herhangi bir şeyi arttırmadım. O yüzden yani elimden geldiğince böyle normal ayarlarda oynamaya çalışıyorum ve ilk kez bir save'im bu kadar ileriye gidiyor. Hiç daha önce böyle gün 29'u gün 30'u gördüğüm olmamıştı. Ama dünyamın tier'ı birazcık düşük ya. O beni biraz üzüyor. Yani neden böyle bilmiyorum ama sanırım normalde bu zamanlarda dünya tier'ı, dünya kademesi 100 civarı falan oluyormuş. Benim yalnızca 69. O 69 bizim gelişmişlik derecemiz falan bu arada. Hani hem zombilerin gücünü etkiliyor, hem bizim gücümüzü etkiliyor. Maşallah, burası ne tarlası lan böyle? Benim dünyanın tier birazcık düşük abi. Ya bir parça. O da sanırım doğru düzgün yapı yapmadığımdan dolayı ya. Sürekli neredeyse konar göçer yaşıyorum. Hani böyle pek fazla bir şeyim yok.
Ya binam hala oturduğum yer odundan arkadaşlar. Hala odundan bak. Girişini gördünüz az önce. Hala odundan bir mekanda bulunduğum için sanırım. Sen nereye geliyorsun ayıptır sorması? Böyle adamı dikerler ayağa. Beyazın etrafında bir tur ardından içeri. Burayı var ya bir başıma yıkarlar. Bir başıma yıkarlar burayı. Eyvah eyvah var ya yani buraya bir hort değil. Hort burayı yıkamaz şimdi yani o kadar da değil. Hort değil de etrafı ben daha yeni yeni taşla kapladım. Aha bak şu da şey bizim çimentomuz. De çimento yeterince kurumadı mı? Bu çimentonun canı kaç? Aa bu çimentonun canı az gözüküyor. Neden? Çimentonun üzerine çimento ikinci falan olacak galiba. Bu evi çimentolayacağız daha. Teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın dostum hoş geldin. Kırılması önemli değil arkadaşlar. Er geç tamir edilir zaten oralar. Hiç sıkıntı değil. Şimdi hemen ben bu parçaları nereye koyuyordum? Bu parçalar buraya konuluyordu. Ya bu arada herhangi bir şey craftlayacak olsak dilediğimiz her şeyi craftlayabiliriz sevgili arkadaşlar. Her şeyimiz var. Bu konuda çok çok rahatım. Aynı zamanda mod açısından da her şeyim var. Şöyle bir zırh modlarını bir kenara alalım. Geri çekilebilen dipçik modu. Kardeşim evde tek oturmuyorum merak etmeyin. Kapıya bakar. Evet evet abicim evet abicim. Şey kargomuz var vitamin var abi. Müsaitsin değil mi bakmaya? Onur abi teşekkür ederim. Mersin'e de sevgiler sağ olasın. Ergonomik tutuş modu gerçekten çok çok iyi. Yalıtımı falan kullanırız. Şöyle bir 8x dürbünü alalım. Gerçi dur 8x dürbünü almayalım şimdi. Bizim 8x dürbünümüze daha var. Neden daha var? Çünkü biz kendimize daha kaliteli bir nişancı tüfeği yapacağız abi. Daha kaliteli nişancı tüfeği yapacağız. O yüzden şöyle bir modları bırakalım. Silahlarımız yanılmıyorsam bu kenardaydı. Silah fazlalığını bir şuraya koyalım. Abi bakar mısınız? Bayağı bir silahım var ya. Bayağı bir yedek silah lootladım. Teşekkür ederim Machiko. Senin güzelliğin sağ olasın. Beylik tabancası kardeşim. Abi demir işlemeyi öğrenemedim Krovcum ya. Maalesef demir tezgahım yok biliyor musun? Hala demir tezgah yapmayı öğrenemedim bu arada. Ve onun sıkıntısını çekiyorum yani. Demir tezgah yapamadığım için bayağı bir yerde bunun sıkıntısını çekiyorum. Şimdi bir saniye. Zincir modülünün yeri bura değil. Zincir modülünün yeri bura. 4x'in yeri de bura. Bak 4x dürbünler, 8x dürbünler. Bunların hepsi burada sevgili arkadaşlar. Teşekkür ederim abim. Şöyle yemekle alakalı yenecek materyalleri de yerleştireyim. Sağlık malzemelerini de yerleştirelim. Şuraya paraları da koyalım. Sonra gidip diğer eşyaların içini boşaltacağım. Diğer sandıkların içini. Çimentoları yerleştirip evi komple çimentolayacağız bu arada. Ama babayı çimentolarsın. Daha diğerleri tahtadan. Oğlum mekan tahtadan tahtadan. Abo abo. Ya bir mekan nasıl hala tahtadan olabilir ya? Gerçekten kendime kızıyorum şu an. Abi cephaneleri rica edeyim. Teşekkürler. Şöyle cephaneler. Sağlık malzemeleri. Su. Silahları falan gelip sonra alacağım galiba. Çelik balta mı? Çelik balta üretebilirim de ona harcayacağımız çeliğe yazık ya. Onun yerine bak dur ne yapıyorum ben? Hayır bunu niye craftlıyorsun? Onun yerine şuradan bak keskin nişancı basacağım. Keskin nişancı tüfeği. 10 tane dövme çelik var evimde merak etmeyin. Dövme çelik, bant, hurda polimerler, yay, tüfek parçaları. Bunu birleştirip seviye 3 tüfek yapacağım. Dövme çelik almaya gideceğim zaten tekrardan. Yener geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Arada çökebiliyor yapacak bir şey yok. Şimdi sevgili dostum şöyle bir mermilerin yerlerini ayarlayalım. Abi iyi ki magnum mermimiz de varmış. Bu arada magnum mermisi ne güzel bir nimet ya. Tak diye kodum mu uçuruyor. Acayip güzel bir şey. Ben acayip gaza geliyorum. Pistol mermilerine bak hele pistol mermilerine.
Abi aman 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 aman, o nasıl bir pistol mermisi ya? Dur. Ağırlıklı olarak pistolle hareket edelim madem. Revolver'a mermi alayım mı? Hadi revolver'a da mermi alayım da revolver'ı nerede kullanacağız acaba? Merhaba, şimdi şuraya bir bizim diğer silahları koyalım. Bu bahaneyle size base'i de göstermiş oldum. Nasıl? İlk kez görenler var mı bilmiyorum da. Base kötü ama çıkardığımız malzemelerden ben gayet memnunum. Barutların daha fazla işi var. Farklı yerde olacak barutlar. Bu silahları da en olmadı parçalar. Farklı silahların yapımında kullanırız. Ve Makapaka zombi kucaklama timi olarak her zaman emrindeyiz abi demiş. Teşekkür ederim Makapakacım. Desteğin için çok çok sağ ol, eyvallah. Evet, medkitleri falan nihayet koyabildim yerine. Abi ağrı kesici o kadar fazla çıkıyor ki, ağrı kesici, doğal antibiyotik. Bizim doğal antibiyotiğimiz mi varmış bir yerde? Aynen, aşağıda doğal antibiyotik varmış. Vitaminler, şeyler. Ki ben antibiyotik yapımını öğrenmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar içecekler. İçecekleri de farklı bir yere koyacağım. Bunlar dikiş kitleri. Barut. Mermi üretecek olsam aslında bayağı bir mermi üretme şansım var. İleride mermi üretmeye çalışacağım. Abi hep iki sıra dolu geziyoruz. O benim birazcık sinirimi bozuyor. İki sıra dolu gezmeyelim. Hop, bak evde dövme çeliklerimiz falan var. Evde her şeyimiz var. Her şeyimiz yerli yerinde. Mega ezmeler buraya. Bira buraya. Kahve buraya. Kırmızı çay. Avize ağacı suyu. Mis. Buraya başka bir şey eklemeye gerek var mı? Sanırım başka bir şey eklemeye gerek yok ya. Ama her çeşitten mermi taşımak bir parça problem oluşturabilir ilerleyen vadelerde. Envanterim hani mod kullanmadığım için çok geniş değil. Bir saniye. Önce şu petrolleri bana ver. Arabanın benzini bir fullleyelim. Sonra eve çimento döşemeyeceğiz chat. Ya da gidip bir tur daha hemen git gel yapıp eve akşam çimento döşeyebiliriz. O da olabilir. Benzinini bir fuller misin? Eyvallah, bunu al envanterine. Sniper tüfeğini craftlayalım, öyle gidelim ama. Önce bir buranın etrafında devriye atalım. Magnumumuz var, Edirneli dönerci. Öyle bir vuruyor ki hem de. Dövme çeliği kendim yapabiliyorum da malzemem yok dostum. Malzemem yok. Üzgünüm, kendim yapamıyorum o yüzden. Çorbayı bir yerine koy. Bana bir tane onlu salam ver. Teşekkürler. Gerekli blueprint'i öğrenemedim. Gerekli blueprint'i öğrenemediğim için bicecik yapamıyorum. Şimdi keskin nişancı tüfeği yapacağız. Keskin nişancı tüfeği için ne gerekiyor? Öncelikle bir onu hazırlayıp alalım. Bir de benim buradan kullanacağım eşyalar var mı? Kullanacağım eşyaları nereye koyabilirim? Şöyle yapalım. Her zaman sökme aletini kullanmayız diye tahmin ediyorum İngiliz anahtarını. İngiliz anahtarına yer açıp 6. sıraya sniper'ı koyalım. Shotgun'ı da fazla kullanmıyorum aslında ama shotgun dursun orada şimdilik. Envanterde çok dolu geziyoruz ya. O yüzden fazla loot yapamıyoruz. Taretler kapıda çok güzeller. Zarar görmelerini istemiyorum taretlerin. O yüzden kullanmıyorum. Edirneli dönerci, geçmiş olsun, durumu görmedim ama ıhlamur içiyorsun. Afiyet olsun ve geçmiş olsun. Şimdi burada başka ne yapacaktık? Ne yapacağını ben sana söyleyeyim. Keskin nişancı için çalışmalara başlayacaksın. 10 tane tüfek parçası, 30 tane dövme çelik. 10 tüfek parçası. Şuradaydı değil mi? Tüfek parçamız var, makineli tüfek parçası, çelik muşta, çelik alet, tüfek parçası. 10 tane tüfek parçası ver bana. Eyvallah. Abi iyi ki bunları saklıyoruz bu arada. Yani bunları da kategorize etmeyi çok isterdim de. Yay falan kullanacağımı pek zannetmiyorum. Pistol. Çelik aletler. Elektronik. Robot parçaları. Tüfek parçası. Şu tüfekle silahı aynı yere koyayım. Roket atar. Pompalı parçası. Çelik alet. Muşta. Makineli tüfek. Ya şunlar silah, bunlar mili, bunları da şey say. Neyse.
30 tane dövme çelik lazımdı. Yanlış hatırlamıyorsam 30 tane. 40 tane hurda polimer lazımdı diye hatırlıyorum. Başka ne lazımdı chat? 20 tane bant. Yanlış hatırlamıyorsam şayet, ki yanlış hatırlıyor olabilirim ama. Bir eşyamız daha eksik. Bir eşyamız daha eksik. Mod yüklü değil dostum, hayır. Normal basic, standart vanilla ayarlarda oynuyorum. Yani oyuna start'a tıkladığında neyse o. Taretleri çatıya koyamam çünkü bu taretler şey değil dostum. Dur bak sana göstereyim müsaadenle. Bu taretler mermili taretler değiller. Bak bunlar itici taret. Gelene melee damage atıyor. Hani bunları çatıya koysan da pek fark etmez. Çünkü bunun olayı gelen zombiye melee damage atması. Suratına vurup yere düşürmeye çalışıyor. Yani kapının önünde iş yapar mı? Yapar. Ama tutup da buna zarar versinler istemiyorum açıkçası. Batucuğum selamlar canım, hoş geldin. Dövme çeliğimiz var. Dövme çelik satın alacağız zaten. Başka neyimiz eksikmiş? Şu keskin nişancı tüfeği için. 20 tane de yay. Bak bütün malzemeleri hatırlamışım. 20 yayı hatırlamamışım bir tek. Şimdi 20 yayı alacağım ama 20 yayı almadan evvel... 20 tane yayı almadan evvel şey yapalım. Şu onarım kitlerini de versene. Orada yer açılmış olsun. Dürbün, dürbün. Dürbünümüz nerede? Bunlar para edecek malzemeler. 8x dürbün. Abi 8x dürbün sniper tüfeğine iyi gider ya. Adamı var ya dibinde görür vururuz. Başka ne yapacağız? Başka ne eklenecek buna? Tam otomatik. Geri çekilebilen dipçik. Dipçik takılabilir mi acaba? Deneriz, deneriz, deneriz. Şuradan bana bir 20 tane yay. İyi ki zamanında araba sökmüşüm. Yani zamanında araba sökmesek şu an babalara gelmiştik. Şimdi hemen şu keskin nişancı tüfeğini bir halledelim. 4 dakika mı? Hey, 4 dakika ne lan? Neyse, çimentoları al. Bizim daha yapacağımız çok uzun işimiz var. Çimentoları buraya bırakıp gidip diğer malzemeleri alıp döneyim mi bu keskin nişancı tüfeği yapılana kadar? Peki bu tüfeğin çıkacağı yere şu eşyaları da koysam? Aynen. Hazırda dursun. Tüfek bittiği an gelip bu modülleri takarım. Gidelim abi, bir tur daha hemen gidip gelelim. Revolver'ı koy şimdilik buraya. Hızlıca bir tur daha gidip gelelim. Lootlarımızı alalım. Döndüğümüzde akşam olacak gerçi ama... Yapacak bir şey yok, ne yapalım? Bir parça yolculuk yapılacak abi. Oraya bir parça git gel yapılacak. Akşam olmamış olursa tüccara uğrayıp çelik de alırım, dur. Tüccara uğrayıp çelikleri de alırım. Parayı sonuçta çeyizime koymayacağım. Ama parayı çeyizime koymayacağım diye bütün paramı da harcamayacağım. Şunu ver bakalım, şöyle kenarda dursun. Daha ben buralara kaldırım taşı döşeyeceğim bunun kenarlarına. Ey yavrum ey, daha çok işimiz var. Vopse'yi hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Jetonlar 20.000'i bilerek evde bıraktım. Yani loot yenilenmeyecek bildiğim kadarıyla. Loot yenilenmeyeceği için bir şeyler yapmama gerek yok. Hızlıca gidip alalım şunları. Abi motor çok büyük rahatlık ya. Motordan önce bir yerden bir yere gitmek gerçekten inanılmaz bir işkenceydi. Şu an bu bana çok çok büyük rahatlık sağlıyor. Bir de motor sadece onarım kitiyle onarılıyor. Hiçbir şey yok, hiçbir sıkıntısı, hiçbir handikapı yok. Petrolü zaten arabalardan söke söke buluyorsun. Çok keyifli. Semih teşekkür ederim. Üçüncü seviyeden daha yüksek yapabilmem için daha akıllı olmam gerekiyor ki... Zira şu sıralar daha akıllı olabilmem imkansız. Gerçi 2 puanım varmış. Kilit açma yeteneğine verelim bir tane. Daha iyi nişancı olmaya mı veririz? Neye veririz başka? Beyine baksana. Beyin 0. Yani buradan mühendislik falan kasacağız ki belli bir boklar yiyebilelim. Burası fulldü.
7. seviye dayanma. Veremiyorum, veremiyorum. Aygır ve taşıma yeteneğim var. Lockpick 2, iyi nişancı. Gözlemci yeteneğine verelim o zaman ya. Şu sıralar imkansız. Asyalıklar aç kalacağız. Lan onu iyi dedin, onu iyi dedin de. Aşçılık neredeydi? Daha cesur, daha zeki. Usta aşçı. Vallahi bir et pişirmeyi falan öğrenelim ya. Et haşlamayı falan öğrenelim. Gerçekten kalacağız ortalıkta. Neyse. Seviye alırız her geç ya. Daha karakterin level'ı o kadar yüksek değil. Oyunda araba var, helikopter var. Daha çeşitli motorlar var. Ama onları craftlayabilecek kadar iyi bilgiye sahip değilim. Ya karakterin bilgisi yetmiyor. Evet, şu an zeka düzeyim man kafada. Hanımefendi, hiç sizle uğraşamayacağım. Normalde patlatırdım kafasını ama şu an işim var. Ya karakter gerektiğinden fazla mı acıkıyor sizce? Yoksa bana mı öyle geliyor ya? Sanki böyle gerektiğinden fazla acıkıyor gibi. Bir debuff falan mı yedik acaba? Şu revolver'ı bir göstereyim mi? Bak şimdi adamı bir... Uyarı atışıydı. Normalde adamı 2.80 zıplatırdım da... Önce bir uyarı atışı yaptım. Enerjisini kullanıyorsun, ondan acıkıyor olabilir mi? Dostum, enerjisini kullanmıyorum. Bir, minik bir yanlışım var. Yani motorun üzerinde gidiyoruz. Yürüyerek gitse bir yere, staminayı hızlı yenilemek zorunda kalsa, evet sana kesinlikle katılıyorum ama farkındaysan stamina yenilemiyor bile şu an. Revolver'ın sesi tok, çok tok güzel ya. Çok güzel böyle. Sesi tok. Evet, oyun gün geçtikçe zorlaşıyor. Ve eve doğru neredeyse ulaşmak üzereyiz. Ya aslında böyle daha yakın bir yerlerde defans yapsak daha iyi olur da adamlar evi keşfeder diye korkuyorum. Çünkü böyle gel git loot taşı, gel git loot taşı, yani tamı tamına bir gün falan kaybediyorsun. O beni bir parça üzüyor. Tam bir gün kaybediyorsun ya bildiğin. Yo, motor kullanırken yorulmuyorsun dostum. Motor kullanırken yorulma diye bir durum yok. Herhangi bir yorgunluk hissetmiyorsun. Ya Şargol, şimdi şöyle, evde şayet ki bir şeyler çalıştırıyorsan, ya ateş yanıyorsa, su pişiriyorsan, yemek yapıyorsan, işte çimento yapıyorsan, ya herhangi bir şey, herhangi bir craft yapılıyorsa, zombiler orada sıcaklık algılıyorlar ve oraya gidiyorlar. Yani senin bulunduğun lokasyonun içerisinde şayet ki evin gözüküyorsa, zombilerin o eve gitme ihtimali de var. Çünkü dediğim gibi her şey tamamen yaptığın craft'ın yaydığı sıcaklık üzerine. Hani ben burayı deflerken ne yapıyorum misal? Her tarafta ateş yakıyorum, değil mi? Çünkü adamların dikkatinin dağılması gerekiyor. Ateşi insan olarak algılıyorlar. Ben burayı komple alabilecek miyim? Hayvanın testosteronuna kadar sökmüşüm. Evet, üzerimizde çiğ et taşımak hiç hoş olmayacak. Kablolama aleti evde fazla var da lazım olur diye tutuyorum. Pirinç radyatörü çevirme adam ya. Tamam, bütün loot'u omuzladım. Tüccara gidip... Ih. İyi bir şey olmuyor ya ama. Tüccara gidip çelik alma vakti. Sonra doğru eve, evi güçlendirmeye. Abi çiğ etin işte kokusunu alıp gelecekler bir süre.
Ama sandığa koyduğumda falan rahatlarım. Bu arada çiğ etin çürüme durumu falan yok diye biliyorum oyunda. Lan şu et pişirmeyi bir öğrenseydik vallahi Furkan'ın dediği gibi. Aç kalacağız yemin ediyorum. Konserve yemekten adamın götü düşecek. Et mutlaka bir yerde bulunuyor da. O yavaş. Selam. Motora yükleyebilirdik de tabii ki bir tane envanterimde boş yer var zaten. O boş yere sadece şey almaya geldim ben şu an. Farklı bir şey almayacağım. Sadece dövme çelikleri alacağım. Antibiyotik tarifini aldım, okudum. Yani burada ilgimi çeken pek bir şey yok zaten. İleride lazım olur. Şimdilik alalım. Sonra bir ara bunun görevlerini de yapalım ya. Hiç işim var mı? Getirme görevi 1.70 metre. Getirme görevi 2 kilometre. 66.1 metre. I've got a job for someone of your talents. Görev mi yapsak acaba ya? Dur. Sonra görev yapacağım abi. Görev yaparak deli divane experience kasarız, karakteri geliştiririz ya. Görev yaparız abi. Evi bir komple çelikle üreyim de. Sonra görev yapmaya geleceğim. Evi çimentoyla üreyim. Hadi buradan şimdi eve dönme vakti.